Evet arkadaşım doğru anlatımda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu soruda kalmıştık. Şurası 4'e 3 vermiş. Koordinat eksenleri çizilmemiş. Birim kareli zeminde bu nokta vermiş. B noktasının koordinat toplamı kaçtır diyor. Harika. Hemen bakalım. Öncelikle bu 4'e 3 ise x'i 4, y'si 3. Y'si 3. Demek ki x eksenin burada bir yerde. Farklı renkle göstereyim. Benim y, x eksenim şurada bir yerde çünkü 3 birim yukarıda. 4 birim de ileride değil mi? O zaman 4 birim ise benim y eksenim de 1, 2, 3, 4 şurada olacak. Ve dolayısıyla şu nokta benim orijinim olacak. Gerçekten bak 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4'e 3 mükemmel orijini buldum. Ve böylelikle b noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. B burada. Eksi 2 eksi 2. Gördük mü bak. Eksi 2 eksi 2. Ve koordinatları toplam eksi 2 iki, eksi 2'den eksi 4 oldu. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda K'ya 8 demiş, eksi 3'e 4 demiş. Soru gerçekten yorucu, yakar bir soru. Çok şanslısın, güzel bir çözüm göreceksin. Şimdi bu soruda nasıl yapsam? A, B diyorsun, uğraşıyorsun, gelmiyor. Dikli, hatta bir uğraş, bir bak. Hani oradan çek, buradan çekiyorsun, gelmiyor. Şimdi çözümü yapıyorum hazırsan. Uğraştın, bakıyorsun. Güzelce izle. Şurayı çekersem eğer, şu üçgene odaklanırsam. Y'si 8 ise şöyle çekersen burası 8 midir? Evet 8'dir. Peki şurası 3 ile 4 7 midir? 7'dir. Peki şu üçgen dikdörtgenin alanının yarısı değil mi? Dikdörtgenin alanının bak hop burası ne oluyordu? Yarısı oluyordu. Paralel kenardan gelen bir özellikti. O zaman 8 çarpı 7 bölü 2 tüm alanın yarısı yani 28. 28 ise şu alan 2 ile çarparım. 2 çarpı 28'den tüm alan 56 gelecektir. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacaktır. Bak Y'si 8 burası 7 bu alan 28. Bu dikdörtgenin yarısı olduğu değil mi? Bir kenarı gördüğün gibi taban karşı kenarda da köşesi olan üçgen tüm alanın yarısı oluyordu. Ve soruyu çözdük. Devam. Şimdi buradaki doğruları dik kesişiyor ise kesişkinin noktanın orijinin uzaklığı kaç birimdir? Şimdi bak burada ortak çözemem çünkü çok bilinmeyen var. Ama ne bulabilirim ona bakıyorum. Mesela şurada şurada. Y'ye 0 verdiğimde X'in 4'ten geçtiğini biliyorum. X'i 4'te geçiyor çok güzel. Bir doğru. Nereden gittiğini bilmiyorum çünkü çok bilmem var. K'da değişken. Ya yani nereden gitti emin değiliz. Peki buna devam edelim. Bunun y'sine 0 verdiğimde 2x eksi 8. X'imiz eksi 4 geldi. X'i eksi 4'ten geçiyor. Yani bir tanesi böyle geçerken bu, bu da böyle geçiyor. Ama bu bu tarafa doğru da gelebilir. Sıkıntı yok. Ve bu doğrular nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Peki bu doğaların kesiştikleri noktanın orijine uzaklığı kaçtır diyor. Sorunun güzelliğine bak. 90 dereceden inen kenar ortay 4 4 indiği parçalıklara eşit. Yani bu da ne olacaktır? 4. İşte uzaklık kaç oldu? 4 oldu. Hocam farklı yerde olsaydı mesela bu doğru böyle gelebilirdi. Bu böyle gelebilirdi. Yine dik kesirdi ve yine şu uzaklık ne olurdu? Muhteşemde 4 oldu. Yani o uzaklık değişmiyor ama kesici noktalar değişebiliyor. Hatta bu ne yapıyor? Bir çember değil mi şöyle dönüyor. Çapı gören 90'dan ama dediğim gibi soru harikaydı ve cevap 4 gelmiş oldu devam. Şimdi bu soruda iki tane nokta vermiş. 11 birim uzaklık noktaları nasıl bir uzaklık? Kaç birimdir diyor. Bir tanesi 8 kök 2 eksi 1 noktası. Öbürü 0'a 3 noktası. Bu ikisine de 11 birim uzaklıkta. Mesela 10 birim, 10 birim. Şöyle uzaklıkta olabilir harika 10 birim. Şöyle. Aynı şekilde aşağıya doğru da olabilir 10 birim. 10 birim. Şurası da 10 birim, 10 birim olabilir. Ve bu bir ne oldu? Eşkenar dörtgen oldu. Bizim bu iki do noktaya da uzaklıkları onar birim olan... ...şu noktalar arasındaki uzaklık nedir diye bize soruyor. Peki eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar... ...ikiz kenar ikiye önce dikinler ve açı ortaya olur. Harika. Şimdi şu uzaklığı bana söyler misin? İki noktası uzaklık x'leri farkı 8 kökü eksi 0'ın karesi artı 3 eksi eksi 1'in 3 eksi eksi 1'in hop karesinin karekökü. Şurası 128 artı 4'ün karesi 16. 144 dışarı 12 diye çıktı. Burası 12 ise 6 6 bölen bölen. 6 bir şey yok. Çok güzel gidiyoruz. 6 8 10. E burada 8. O zaman bu iki noktası uzaklık 16 olacaktır. Ve cevap da D seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda güzelce önce sana bir bilgi vermek istiyorum soru hakkında. Şurası alfa olsun, şurası b olsun, c olsun, burada beta olsun. Bana tanjant alfayı sorarsan dik üçgende tanjant alfa karşı bölü komşudur. Peki tanjant betayı söyle desem tanjant beta o da c bölü b'dir. Birbirinin takla atmış hali birbirini 90'a tamamlayan açıların tanjantlarıdır. Çok güzel. Demek ki bunun tanjantı ile bunun tanjantı birbirinin takla atmış hali. Güzel. Şimdi buraya bakıyorum. Bunun eğimi A. Tanjant 20. Tanjant 20 A. Çok güzel. Burası tanjant. Bu açı beta artı 20. Beta artı 20. O da eşittir. Bunun eğimi 1 bölü A. Tanjantları biri diyelim, takla atmış. Yani birinin aslında tanjantı bir sonrası kotanjantı 20 trigonometri ise Ama sıkıntı yok. Birbirini 90'a tamamlayan tanjantı biri diyelim, takla atmış halidir. O zaman beta artı 20 kaç olması lazım? 70 olması lazım. 70 olması için betaya kaç kalması lazım? 50. Dolayısıyla burası kaç geldi? 50 derece geldi. Bize betayı sormak cevap 50 olacaktır. Bunun tanjantı eğimi a, tanjant 20 a'yı eşit. Tanjant beta artı 20 de 1 bölü a eşit. Takla atmış hali bak takla atmış hali birbirini 90'a tamamlar tanjantları. 20 ise 70 beta 50 geldi. Tek bir çözüm yeterli değil. Böyle zor sorularda farklı çözümlerle yorumunu arttırmak istiyorum. Çünkü hepsi herkes aynı şekilde çözecek diye bir kural yok. Şimdi şuradan bir dik indim örnek veriyorum. Bu indiğim uzunluk diyelim ki e, ne yapalım? X'ine 1 diyelim. X'e 1 dersem Y'miz ne oldu? A oldu. Şöyle oldu güzel. Peki şöyle inmek istiyorum. Bu sefer bunun Y'sine 1 diyelim. Y'sine 1 diyelim. Y'sine 1 verirsem X'imiz ne oluyor? A oldu. Bir bakıyorum bu da bir A, bu da bir A. Bunlar kenar açı kenar. Bunlar birbirine ne oldu? Eş oldular. Hipotenüsleri de aynı, gördükleri de aynı. O zaman A'yı gören 20 ise A'yı gören burada ne olacaktır? 20 olacaktır. 20, 20, 40 ise buraya da ne kaldı? 50 kaldı diye de çözebiliriz. Devam. Şimdi iki doğrunun birbirine göre durumları. İki doğrunun eğer bütün kat sayıları orantılıysa. Yani sana şöyle anlatayım x artı 2y artı 5 eşittir 0 2x artı 4y artı 10 eşittir 0'ın ne farkı var? X de aynı doğru. Bunu 2'ye bölersen bunu bulursun. O zaman aynı doğrulara biz çakışık doğrular diyoruz. Çakışık doğru aynı doğru demek. O zaman çakışıklarsa a bölü d, b bölü e, c bölü f eşit oluyor. Eğer ilk ikisi orantılı... Ama sonuncusu farklıysa o zaman biz buna paralel diyoruz. Bunlar farklı oluyor. Eğimleri eşit olmuş oluyor. Harika. Eğer ilk ikisi farklıysa paralel olmaz. Paralel olmasa da zaten kesişmek zorundadır. Şimdi baktığımda paralel kat alıyoruz. A bölü D eşittir. katsayısı eksi 1 bölü A artı 4 eşit değildir. Çakışık değil çünkü. 3 bölü eksi 3. Orayı da alırız. Buraya atarsa alırız. Sorun değil. Şimdi buraya bak da dağıtırsam A kare artı 4A harika eşittir eksi 4. Bu tarafa atalım. A kare artı 4A artı 4 eşittir 0. Bu çok tanıdık. A artı 2'nin karesi eşittir 0. O zaman içi 0 olacak. A kaç gelmeli? Eksi 2 gelmeli. Ve eksi 2 koyduğumuzda buraya bununla bu zaten eşit olmadı. Dolayısıyla baktığımda cevap A seçeneği olacaktır devam. Şimdi doğruları paralel demiş. Kat sayısı. K artı 1 bölü 2 eşittir. 4 bölü K eksi 1 eşit değildir. Çünkü çakışık dememiş. 2 bölü 1 harika. Şurada işler dışarı yapıyorum. K artı 1 ile K eksi 1'in çarpımı 2 kare farkından K kare eksi 1'dir. Eşittir 8. Harika işler dışarı yaptım. K kare 90. K kaç geldi? Eksi artı 3. K 2 değer aldı. Şimdi bir saniye. K 3 olsa ne olur? K'ya 3 verdiğinde burası 4 bölü 2, 2 bölü 1. Oranları eşit oldu. O zaman çakışık oldu. Ama biz paralel olsun istediğim için buradaki 3 olamaz. Ne olabilir sadece? Eksi 3 olabilir. Ve o sağlamayacaktır zaten çakışıklığı. Dolayısıyla cevap eksi 3. Paralel olma şartı devam. Şimdi doğruları çakışıksa kat sayılar. A bölü 1 x'in kat sayısı 1 eşittir. Eksi 2 bölü B eşittir 6 bölü 3. Hatta bunu şöyle yapalım gel bak dikkat et. Bu bunun yarısı bak aşağısı yarısı. O zaman bu da yarısı olacak eksi 1. Bu da yarısı olduğuna göre yukarısı 2 kat olacak 2. İstersen içeri dışarı yap. A'mız 2 geldi. B'miz eksi 1 geldi. 2 ile eksi 1'in toplamından 1 geldi. Cevap C seçeneği olacaktır. Şimdi buraya baktığımda yeşil remix doğrusu gelmiş. Birim kareyi eşit alanlı iki bölgeye ayırmış. Birim kare her birinin alanı bir birim karedir. bir kere bir 1 2 3 4 5 6 7 var. 2'ye yardığına göre her birine kaç düşecek? 7/2 düşecek. 7/2 düşecek. Harika. Peki şuraya ben ne diyeyim? Ve burası 3 birim olduğu için hadi alan bulalım dik üçgen. 3 x n/2 Eşittir 7 bölü 2. Harika. 2'ler gitti. Enimiz 7 bölü 3 geldi. Yani şurası 7 bölü 3 geldi. Bana eğimi soruyor değil mi? m'i Eğim nasıl bulunur burada? Bu açının tanjantı. Karşı bölü komşu. Yani 7 bölü 3 bölü 3. O da 7 bölü 9. Dolayısıyla cevabın B seçeneği olacaktır. Tüm alan 7 ise 7 bölü 2 geldi. 3 çarpı ne bölü 2'den 7 bölü 3 geldi kaç bölü komşudan da eğimi bulduk. Şimdi bu soru ÖSYM'de benzeri geldi harika bir soru. Burada ne var? Dik oradan üzerinde kısa kenarı 1 bir birim, uzun kenarı 2 birim olan 9 eşlik dörtgenden oluşan. Şimdi zaten burası 2, şurası 1, şurası 2, şurası 1, şurası 2, şu 1 buraya gelince buraya 1 kaldı. Harika. Şurası 1, 1, şuraya 1 geldi, şurası 1, şurası 1, ondan sonra şurası 1, 2 olması için buraya 1, yukarıda 1 kaldı gibi her yeri yazabilirim. Daha çok var. Peki ne olmuş? Bu doğru, bu şekilde eşit alanlı iki bölgeye ayırmış. Şimdi alanı iki kere bir iki değil mi bir tanesi? Dokuz tane var, on sekiz. O zaman on sekizse buraya kaç gelir şuraya? Şuraya kaç gelir on sekizle şuraya? Dokuz gelir. Peki o zaman dokuzsa ben şurayı da eklersem oraya iki kere bir ikiyi de eklersem çünkü burası dokuzdu zaten yarısı. İkincisi şu alan on bir olur. Şimdi burada kritik olan bu çizgi tam köşeden geçmiyor. Orada aslında gözükmeyen ne var? Bak şuraya bak. Şurada bir uzunluk var bak uzunluk var. Peki o zaman ben ne yapacağım orada? İzle bak nasıl yapacağım? Şimdi şuranın uzunluğuna M diyelim. Şu aşağısı zaten kaç? 2, 4, 5, 6, 7 geldi. Yüksekliğimde 3 geldi. Nedir bu yamuğun alanı? Üstü bak burada uzunluk var yamuğun alanı. Üst taban artı aşağısı 7 bölü 2 çarpı yükseklik 3. Harika. Ve buradan kaç geliyor bu alan? 9 burasıydı. 2 de buraya eklersek 11. Buradan m artı 7 çarpı 3 eşittir 22. Buradan 3m artı 21 eşittir 22'den 1m'imiz 1 bölü 3 geldi. Yani şu uzunluğum 1 bölü 3 geldi o küçük yer. Tekrarlıyorum. Zaten tüm 18'de Eşit alanla bölünce 9 geldi. 2 de bunu ekledim burası 11 oldu. 11'si üst taban artı alttan bölük çarpaş yamuk yaptım. Çünkü burada bir uzunluk var. Orada şöyle bir durum var bak. Şöyle bir durum var. Uzunluk var orada. Ve eşitledim. M'i 1 bölü 3 buldum. Harika. Bana bu doğrunun nesini soruyor? Eğimini. Güzel. Şimdi siliyorum şuraları. O M'i 1 bölü 3 buldum ya çok iyiydi. Dursun o. 1 bölü 3 buldum harika. Şimdi ben oradan şöyle aşağıya doğru indiğimde şuradan da şöyle indiğimde şurası 1 bölü 3 müdür? Evet. Peki şurası 2 idi. 2 idi. Pardon. Kısa kenarı 1 idi. 1 idi. 1 idi. 1 bölü 3 çıkarsa buraya 2 bölü 3 geldi. Burası 1. Burası 2. Burası 1. Burası 2. Şurası kaç olmuş oldu böyle olunca? 2, 4, 5, 6, 6 artı 2 bölü 3. 6 artı 2 bölü 3 yaplarsak 18 artı 2 20 bölü 3 oldu şurası. 20 bölü 3. Peki karşısı da 3 değil mi 3? 1'e 2 çünkü. Peki nedir bunun eğimi? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. 3 bölü 20 bölü 3. 3 bölü 20 bölü 3'ten takla atar. 9 bölü 20 geldi bunun eğimi. Cevap B seçeneği oldu. Yamuktan bulduktan sonra şuradan indim o 1 bölü 3. Şura 1'di de 2 bölü 3. Şurası 1, şurası 2, şurası burası 20 bölü 3. Karşı bölü komşudan çözdük. Bu çözüm düz mantıkla uzun bir biraz daha karışık oldu. Ben sana bunu nasıl öneririm? Bir de onu izle, bir de onu izle sen karar ver. Şöyle öneririm. Şimdi sonuçta şuradaki fazlalığı aldım şuranın içine oturttum. Aynısı olur mu? Bak 1 2 1 1 burası 2. Aynısı oturdu. Bu artık gitti burası oldu. Harika. Bunu buraya koydum. Sonra buralar 1 bir 1'di. Şurada da 1 1'lik bir, bir kare var. Burası 1 1 kare var. Tüm alanı 9 9 bölmüş müydü? Evet, bölmüştü. İyi e, o zaman burada 1 varsa eğer şurada da 9 varsa bak şuraya 9 kaldı. Şuraya 9 kaldı. Çünkü bunu buraya taşımıştım. 9 kaldı. Bir daha eklersek şu alan komple kaç oldu? 10 oldu. Süper. Peki bu bir üçgen midir? Üçgen işte bu sorunun güzel tarafı aşağıda yamuk vardı. Burada üçgen var. Buradan gitmen daha güzel. Şurası zaten 3 birim. Şuraya da komple m birim dersem. 3 çarpı m bölü 2 onu vermeyecek mi? 3 m bölü 2 onu verirse m'imiz 20 bölü 3 geldi. Şurası boydan boya 20 bölü 3 oldu. Peki buradaki eğim açısının Şuraya gelir mi? Nedir tanjantı? Karşı bölü komşu. 3 bölü 20 bölü 3'ten 9 bölü 20. E bunun tanjantı 9 bölü dar açığı. Eğim o zaman 9 bölü 20 olacaktır. Bak bu daha iyi oldu. Yamukla uğraş dikin daha uzun. Tekrarlıyorum. Şimdi bu açı buraya geldi. Ama tüm alan 18'i 9 9 böldü. Şu dikdörtgeni şuraya koydum. Şu biri de ekleyince bu alan 10 oldu. 3 çarpı m bölü m'miz 20 bölü 3 oldu. Bunun tanjantı karşı bölü komşudan 9 bölü 20 geldi. E bunun da tanjantından cevap 9 bölü. Kolay bir soru asla değil ama umarım anlaşıldı devam. Şimdi dik koordinat düzeninde orijinden geçen d1 ve d2 doğruları e, x artı eşittir 2 kök 6. x'e 0 verdim y y'e 2 kök 6. y'e verdim x 2 kök altı. Değil mi? Şöyle bir doğru. Harika. Bu iki doğru bununla beraber ne oluşturuyormuş bir eşkenar üçgen bak. O zaman birisi böyle gelirken birisi böyle gelecek bir eşkenar üçgen oluşacak. Bu doğrunun dışarıda olma şansı yok 90'ı geçmiş oluyor. Bu tarafa doğru yapamayız bu açı dikkat edersek 90'dan büyük oluyor. O yüzden bu tarafta olmak zorunda harika. Bu bir eşkenar üçgenmiş onu gösterelim güzel bir şekilde. Burada bir eşkenar üçgen varmış. Bu eşkenar üçgenin nesini soruyor bize? Bu eşkenar üçgenin alanını. Peki. Şimdi şuradan dikinersem eğer. Zaten burası 45, 45. Şurada 45. 90'ın gördüğü ilk kök 6 ise eğer kök 2'ye bölersem şurası 2 kök 3 oldu mu? Oldu. Peki burası 60, 30 değil mi? 60'ın gördüğü kök 30'un gördüğü 2. Burası da 2'den aşağısı 4 geldi. Nedir eşkenar üçgen Yükseklik 4. Taban 2 kök 3 bölü 2'den 4 kök 3. Veyahut bir kenarı 4 ise a kare kök 3 bölü 4'ten yine dört kök 3 geldi. 2 tane doğruyla orijinden geçen iki doğruyla şu doğrunun kestiği üçgen eşkenar üçgen oluyormuş. E peki o zaman ilk kök altı kökü. dikindim iki kök 3 oldu. Çünkü 45'in gördüğü kökü ikiye böldüm. 60'ın gördüğü kök ise 2 ve 4 geldi bir kenar. İster akar kök 3 bölü ister yüksek bölü 2'den soruyu çözmüş olduk. Peki dik koordinat bir köşesi orijinde olan bir üçgenin ağırlık merkezi bak güzel sorular bak harika. Ölseme de gelmiş bu da zor sorulardan birisi. Ee, bir köşesi orijinde olan bir üçgenin bir köşesi orijinde tam onu anladık. Ağırlık merkezi 12'ye 0 harika. Sonra diklik merkezi 16'ya 0. Güzel. Ve ise buna göre bu üçgen alanı kaç birim karedir? Güzel. Şimdi bir köşesi orijin ve Ağırlık merkeziyle diklik merkezi köşeden çekersek aynı doğru üzerinde. Ne aklına gelir? Aynı doğru üzerinde ise hem yükseklik hem de kenar ortay. İkisi kenar olur. Yani üçgeni şöyle çizersem ben. Üçgeni şöyle çizersem. Hem kenar ortay hem de diklik merkezi. Buyur. İkisi kenar üçgen oldu. Dik ikiye böldüğü için ikizkenar kenar üçgen oldu. Onu farklı göstereyim aşağıya karışmasın. aşağı karışmasın. Onu da hemen şöyle gösterirsem. Bu da buraya eşit geldi. Güzel Şimdi adım adım gidiyorum. Peki ağırlık merkezi tabana yakın kenar ortayı 1-2 oranında böler. Köşeyi uzak böler. Şurası 12 birimse aşağısı kaç birim olması lazım? 6 birim. E, o zaman şu arası 4 ise şuraya kaç geldi? 2 geldi. Çok güzel gidiyoruz. Peki neyi kullanmadık? Diklik merkezini. E, buradan gelen dikse şöyle çekersen buradan gelen de dik olur mu? Olur. Çok güzel. Peki çok fazla 90 varsa diklik merkezi kullanınca ne aklımıza gelecek? benzerlik. Hadi başlayalım. Nasıl başlayalım? Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. 90A buraya B dersem. 90B ise şurası da ne geldi? A geldi. Hangi üçgenlerde benzerlik yapmalıyım? Gel beraber seninle işaretleyelim. Öncelikle 90 şurada 90AB var. Şurada da 90AB var. Kullanabilirim. Ve böylelikle şuraya ben bir M dersem. Şu küçük üçgende A'nın gördüğü 2'nin Burada A'nın gördüğü M'e oranı. Burada B'nin gördüğü emin, Burada B'nin gördüğü neye oranı komple burası? 12, 6, 18 oranı. 36 gelip M'imiz kaç geldi buradan? 6 geldi. 6, 6 geldi. Bana ne sormuştu burada? Üçgenin alanı. Yükseklik 18. Taban 12. Bölü 2. Buradan çat çat 9 gelir ve çarparsam 108. Dolayısıyla cevabım D seçeneği oldu. Süper ve zor bir soruydu. İşte seçici soru bu. Yani sınavda 10 soru varsa sen 9 net yaptıysan bu sorudan yapamıyorsun. Öyle düşün. Öyle bir soru. Tekrarlayalım. Şimdi burada hem ağırlık merkezi kenarda hem yükseklik olduğu için ikiz kenar oldu. Sonra ben 12 ise tabana ne olacak? 6 gelecek. Bu arası 4 ise buraya 2 geldi. Sonra diklik merkezde bu da dik, bu da dik yapıp AB 90, A, B, 90, B, 90, A yazdım. Şu üçgenli şu üçgeni seçtim. Neden? Bunda kenarları var ve bir kenarları aynı. A'nın gördüğü 2'nin, A'nın gördüğü M'e oranı, B'nin gördüğü M'in, B'nin gördüğü 18'e ve M6 geldi. Tabanı 12, yükseklik 18, çarpı 2'ye böl ve soruyu güzelce çözdük. Süperdi devam. Yine süper solara devam ediyoruz. Yine şu anda ağır solar üzerindeyiz. Ee, köşeleri ama şöyle söyleyeyim bu kadar ağır solar yakın zamanda gelmedi. Yakın zamanda daha kolay rahat geldi. Eski yıllarda bir tık daha zorlar vardı biz ama her tort her soru tipini beraber göreceğiz. Şimdi 6'ya 12. Şurası 6, şurası 12 olsun. Tık 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 tık. Şurası 6'ya 12 güzel. Bu ne noktası? A noktası. B noktası 6 12. Aşağıda güzel e -12 burası 6'ya eksi 12. Süper gidiyoruz. Sonra C noktası ve C noktaları olan ABC üçgenin açı ortayları orijinde kesişmektedir. Şimdi bir kenarı, bir kenarı ABC üçgeni olduğuna göre bir kenarı şöyle yorumlayabilirim. O zaman şuradaki noktamız B olunca AB kesinlikle bir kenar. Şimdi C'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten C'nin koordinatları toplamını arıyorum. Ama şunu biliyorum. Açı ortay geldiği zaman şöyle açı ortay geldiğinde buraya geliyormuş. Buradan da geldiğinde açı ortay yine oraya geliyormuş. Şimdi kritik olaydan bahsedeceğim. Şu, pardon orası açı ortay tamamı değil. Şimdi kenarımız C'ye C gidecek ya. C'ye gidecek ya şöyle. Şöyle göstereyim. Hani o da şöyle gelirse buradaki açı ortayım da yine buraya geliyormuş. Şimdi C nerede kesişiyor bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şurası dikinmiş. Tabanı 2'ye bölüyor. Niye? 12'ye 12. Ve burası 6. Dik 2'ye bölüyorsa tabanla aynı olmaz mı? Aynı olur. E bu da aynı olur. İkiz kenar oldu. İkiz kenar olursa eğer bu ikisi de nerede tam burada kesilmesi lazım ki dik 2'ye bölmüş olsun. Harika. Peki açı ortay olduğu için 12'ye 6 geliyorsa... Şuraya 2K dersen burası K olmaz mı? Hani mınım mına mınım mına açı ortay 12'ye 6 2K'ya K. Şurası 2K. Ve bu dik üçgende Pisagor yaparsam 12 bir şey 2K. K'ya 10 ver. 12, 16 20 olur. Harika. Şurayı seyredeyim. 20 olur. 12, 16, 20. Peki o zaman benim C noktam orijinden 11'im burada olunca. Eksi 10'a 0 oldu. Koordinat toplamı da eksi 10 olmuş oldu. Baştan alıyoruz. Bu 6 12, bu 6 eksi 12. Ve e, orijinde açı kesişiyor ve C noktasını bilmiyoruz. Açı ortaydan geldim, bunu da açı ortayı buradan geldim. E, dik 2'ye böldüğü için 12 12. Çünkü 12 12 soruda vermişti. İkiz kenar olunca aa, taban açıları aynı geldi. İkiz kenarsa tam bunun üzerine kesecek ki dikini bir 2'ye bölsün. Mükemmel. 6'ya 12 ise K2K açı ortaylarda hatırlarsan bunun buna bunun buna oranı vardı. 12 6 ise 2K'ya K geldi. Oran güzel. Pisagor'dan sen Pisagor'u yapabilirsin ama ben değer verdim. Çünkü 12 16 20'yi düşündüğümde çat diye geldi. 10 geldiği için noktamız eksi 10'a 0 geldi. Yine bomba gelmiş zor sorularla devam ediyoruz. Şimdi dikkat yakar. Yine zor bir soru ama altından beraber seninle kalkacağız bu işin. Dikkat özlemede verilen şekilde kare eğim eksi 1 bölü 3 olan bir doğru ile eşit alanı 2 bölgeye ayrılıyor. Bak şöyle eğim eksi 1 3 olduğuna göre nedir? Negatif eşit alanı 2 bölge ayırdığına göre şöyle ortadan yarıp geçiyor harika. Ve ne diyor? Bu doğrunun x eksenini a'da kesiyor kestiğine göre bu noktanın koordinatı yani A nedir diye soruyor. Bak şimdi. 6 kere 6 36. Yarısı 18 18 böler. Peki bunun eğimi şunun tanjantı. Eksi 1 bölü 3 ise yanındaki açının tanjantı ne olur? 1 bölü 3. Peki şöyle yaparsam eğer buradaki açı ile buradaki açı eşit. Bunun da tanjantı olur 1 bölü 3 olur. Harika. Peki burası 6 değil mi kareden dolayı? 1 bölü 3 olması için buranın 2 olması lazım. Ve şu alan 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 geldi. Şu alan 6. Aşağıya 12 geldi. 18 olması için eşit bölmüş diye bu doğru. Peki 6 ile neyi çarpsak 12'yi verir? 2. Şurası kaç geldi? 4. Peki bu açının tanjantı 1'e 3 değil mi? O zaman 4 ise burası 12 olacak. Bize de A noktasını sordu. 12 olacaktır. Ya da sen buradaki tanjantı göremezsen bu 2 iki buraya gelince 2'nin 4'e oranı bak benzerlik. 2'nin 4'e oranı şuraya n diyelim. n'in neye oranı? n'in n artı 6 oranı. Daha bulamadık orayı. n'in n artı 6 oranı. Çat çat 1 bölü 2. 2n n artı 6'dan n kaç geldi? 6. O zaman burası 6 ise 6 artı 6'dan 12'dir diyebiliriz. Ne yaptık? 36 ise 18, 18 böldü. Eğimi eksi 1 bölü 3 ise bunun tanjantı 1 bölü 3. Bunun da tanjantı 1 bölü 3. 6 ise burası 2 geldi. Peki bu alan 6 ise 18 olması için buraya 12 geldi ve burada dikdörtgenden 2 geldi. E, bunun tanjantı 1'e 3 olduğu için 4 ise 12 geldi ve A noktası 12 oldu. Süperdi, zordu. Umarım anlaşıldı. Devam. Dikkat yakar. Soruya bak. Dik koordinat düzeninde köşeleri hemen çizerek anlamaya çalışalım. Güzel bir şekilde. Harika. Şimdi A noktası eksi 12'ye 0. A noktası eksi 12'ye 0. Süper. Ondan sonra O noktası sıfıra 0. 0'a 0. 0, a 0. C B noktası 0'a 16. Biraz daha yukarı yapalım. Daha şuraya yapalım. B noktası sıfıra 16. Harika. Ve... Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Ve C noktası da eksi 12'ye tam buraya geldi. Eksi 12'ye 16 geldi. Harika. Bu dikdörtgenin var. O köşesi etrafında saat yönünün tersine bir miktar döndürülerek B üssü noktası yeni yeri OC köşegeni üzerine geliyor. Yani şunun üzerine gelecekmiş. Harika. Döndürdü mü varsayalım şöyle hop hop hop. Döndü bak. B'miz B üstü oldu. Bak bunun üzerine geldi. Sonra C'miz C üssü oldu doğru mu? A'mız A üssü oldu döndü buraya geldi. Ve iki dikdörtgenin ara kesit bölgesinin alanı. Ara kesit demek şuradaki ikisinin kesiştiği bölgenin alanını bize soruyor. Gel beraber güzelce çözelim. Burası 16 idi. Döndüğü zaman burada ne oldu? 16 oldu. Peki burası 12 değil mi? Evet. 12, 3'ün 4 katı, 16, 4'ün 4 katı, bu da 5'in 4 katı, 20'den buraya ne geldi? 4 geldi. Harika. Peki şurası 12, şurası da hop 16. Bana şu şurada şunu diyebilirsin hocam. Şu uzunluğun böyle geçtiğini bilmiyor muyuz? Nereden biliyorsun da burada dışarıdan geçti? Ama şöyle söyleyeyim. Burada 12, burada 12. 90 derecenin hipotenüs 12'den büyük olması lazım aşağıda. O yüzden buradan geçti. Bak bu da 12, bu da 12. Çok güzel. Peki şimdi ben ne yapacağım? Şu üçgen alanını bulabiliyorum. 12 çarpı 16 bölü 2'den şu üçgeni çıkarmam lazım. Peki burada çok fazla 90 varsa aklımıza ne geliyor? Benzerlik. Şuraya A diyelim. 90A şuraya B dersem. 90A ise burada ne oldu? B oldu. Küçük üçgende B'nin gördüğü 4'ün. Büyükte B'nin gördüğü 16'ya oranı. Küçükte A'nın gördüğü K'nın. Büyükte A'nın gördüğü 12'ye oranı. Çat çat 4'te 1'i 4 kanun 2'den K kaç geldi? 3 geldi. Bak şurası 3 geldi. Şu beyaz üçgen alın o zaman 4 çarpı 3 bölü 2'yi şu üçgenden çıkarırsam böylelikle buraya geçerim. Buradan çat çat 6 96 eksi 6'dan 90 geldi. Cevap da A seçeneği oldu. Şu anda peş peşe ÖSYM benzerleri ya da benim seçtiğim, benim daha doğrusu hazırladığım zor sorularla beraber sana ÖSYM benzer sorularla zorlaşmış Ama bu çok önceki yıllarda böyle gelen hepsini yani çözmediğim soru tipi kalmasını istiyorum. Hepsini çözeceğim yani. Şimdi devam ediyorum. Burada tekrarlayalım. Önce 12 16 20 dönünce B'miz OC köşegine geldi. Burada 90 zaten. Güzel. Daha sonra 12 16 20 geldi. Ondan sonra 4 geldi. Şu üçgenin 12 çarpı 16 bölükten şunu çıkarmaz ama şurayı bilmiyorum. AB 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 yazdım. Sonra şu üçgenden şurası B'nin gördüğü B'nin gördüğü 4 katı A'nın görüntüsü burası 3 dedik ve 3 çarpı 4'ü çıkardık soruyu çözdük devam. Şimdi dik koordinat düzleminde y eşittir 2, y 8 doğruları ile bakalım hemen y eşittir 2 şurası y eşittir 2 olsun, y 8 bu da y 8 olsun güzel. Y eşittir 8, y eşittir 2 y 2'de kesiyor dik bir şekilde kesiyor harika. Doğruları ile y 2x orijinden geçer hop bu da y eşittir 2x doğruları. E, kesişim noktalarını noktalarını köşe kabul eden bir paralel kenarın köşegenleri 0'a 5. 5 noktasında kesişiyormuş. Bu paralel alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi adım adım gideceğim. Önce ben şöyle maviyle çözeyim. Şu noktayı bul desem nasıl bulursun? Bu noktanın y'si 2. Y'si 2 ise e, burada güzel. Bu denklemde ne yazalım? Y yerine üzerinden geçiyor. Y yerine 2 yazarsam x'imiz 1 gelir. Bu noktanın y'si 8. Y ye yine 8 yazarsam 2x. x kaç geldi? 4 geldi. Bu da tamam. Şimdi köşegen burada kesişiyorsa 4'ten 0'a kaç azaldı? 4. 4 daha azalırsa eksi 4. 8'den 5'e kaç azaldı? 3. Y'si. Çünkü bak hatırlarsan köşegenler şöyle eşit ortalıyordu. O zaman 8'den 5'e 3 azaldı. 3 daha azalırsa 2. 4'ten 0'a 4. 4 daha azalırsa eksi 4 olacaktır burası. Tam da 2 bunun üzerinde olunca paralel kenarım demek ki şöyle bir paralel kenar oldu. Süper. Peki şurası x'i 1, şuranın x'i 4. Yani 4. Nedir o zaman şu uzunluk? 5. Şurası 5. Peki 8 yükseklik burası 2 ise buraya kaç gelecektir? 8 2 6. Yükseklik 6 tabanı 5. Alanı 6 kere 5'ten kaç gelecektir? 30 gelecektir. Tekrarlayalım. Şimdi şununla şunu, şunu kesiyor. Y yerine 2 yazdım. X'i 1'e 2 oldu. Y yerine 8 yazdım. 4'e 8 oldu. Köşegenler burada kesiyor. Köşegenler birbirini ortalar. Değil mi? Ortalar köşegen kesim noktasında. 4'ten 0'a 4. 4 de azası eksi 4. 8'den 5'e 3. 3 azası 2 gelir. Ve tam 2. Bu da 2 olunca tam şuranın üzerinde oldu. Ve parlakemiz böyle oluştu. Peki 4 ve 1 burası 5. 8 ile 2 arası 6. 6 kere 5 30 dedik. Yine güzel bir soru çözdük. Devam. Yine devam ediyoruz. Yani burada peş peşe bir kombo zorlukları var. Şu anda derinler içinde yüzüyoruz böyle. Arada nefes alıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Öyle bir yerdeyiz. M1 gerçel savunmak üzere dik koordinat düzeminde 0-2 noktasından geçen bir, bir doğrunun eğimi M. Denklemi yazalım. Y-2 bölü hani x'i alıyorduk. Y-2 bölü x-0 eşittir M'den y-2 eşittir mx. Bu birincisi. Şimdi ikinciye bakalım. 0 0dan geçen eğimi 2m olan y eksi 0 bölü x eksi 0 eşittir 2m. O zaman y'miz ne geldi? 2mx geldi güzel. Üçüncüyü yazalım. 2'ye 0'dan geçen nasıl yazıyorduk? y eksi 0 bölü hani x'i alıyorduk. y eksi 0 x eksi 2 eşittir 3m. Bu da y eşittir 3mx eksi 6m süper. Bu üç doğru da bir noktada kesişiyormuş. O zaman ne yapalım? Önce şu ikisini çözüp kesiştiği noktayı bulalım. Nasıl çözebilirim bunu? 2mx'i y yerine yazabilirim. Yazalım. 2mx eksi 2 eşittir mx'ten harika. Bu tarafa attım. mx eşittir 2. x'imiz ne geldi? 2 bölü m geldi. Harika. 2 bölü m geldi. Peki şurada yerine yazalım. y eşittir. 2mx değil miydi? x yerine 2 bölü m yazdım. çat. Çat. 4 geldi. Y'si de 4 geldi. Yani benim noktam 2 bölü M'e 4 noktasında kesişmiş bu ikisi. Peki bu 3'ü de aynı nokta kesiştiği için bunu sağlar mı? Sağlar. Y yerine 4, 3M, X yerine 2 bölü M, eksi 6M. Harika. M'ler gitti. Bura 6 geldi. 4'ü buraya atarsam kaç geldi? 2 geldi. Eşittir 6M'den. M'imiz 1 bölü 3 geldi. Bize de onu sormuş. Cevap C seçeneği olacaktır. İstersen sen şu 3 tane denklemi oradan çek, oradan çek, oraya koy, onu buldun orada koy. Yani 3 bilinmeyenli 3 denklemi alt alta çöze çöze emi bul o da olur. Ama ben mantığıyla anlatmak istedim. 3 doğru kesişiyorsa 2 doğrunun kesişi noktayı buldum. Doğru denklemi nasıl yazılıyordu? Bu doğru üzerine bir ikisiye alıyorduk y eksi 2 bölü x eksi 0 eğimi veriyor. y eksi 0 bölü x eksi 0 2 eğimi veriyor. y eksi 0 bölü x eksi 2 3 eğimi veriyor. Sonra şu ikisini ortak çözdüm. Bir baktım buradan x'imiz 2 bölümeye geldi. Onu aldım denklemde yazdım. Y'imizde 4 geldi. 2 bölümeye 4 noktası aynı zamanda 3. doğruyu da sağlamak zorunda. Yerine yazdım ve oradan m'i buldum. Şimdi dik koordinat düzlemi de x artı y eşittir 2 doğrusu. x'e 0 versem y'yi 2'de kesiyor. y'ye 0 versem x'i 2'de kesiyor. Yani şöyle bir doğru harika. Sonra bu doğru üzerinde A ve B noktalar arasındaki uzaklık 3 birim. A, B doğru parçasının orta noktası 1'e 1'miş. Dur bakayım. Şurası 1'e 1 ve bir şey fark ettim. Bura 2'ye 0, bura 0'a 2. Ve gerçekten bak az toplamının yarısı, toplamın yarısı. Bunun da orta noktası oldu bak orta noktası geldi. Şimdi diyor ki bize bu doğrunun üzerinde bir AB noktası var ve orta noktası AB'nin birbirimiş. Şimdi bu AB acaba şöyle bir AB mi var yoksa şöyle bir AB mi onu anlamaya çalışacağım. Peki AB arası kaç? 3 birim. Önce ben şurayı bulmak istiyorum. 2, 2, 2, kök 2. Yani diğer bir değişti kök 8 oldu şurası. Kök 8. Peki 3 dediğim zamandaki uzaklık o kök 9 değil mi? O zaman bu arada olmaz ki abi. Kök 8'den büyük. Dışarıda bu ve bu tarafta olmak zorunda. Orta noktası da burada olacağı için tam ortalaması lazım. O zaman A ve B hangi bölgelerde olabilir? Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. Yani 2 ve 4 bölgesinde olabilir. Yani biri 2, diğeri 4. bölgede olacaktır diyebiliriz. Tekrarlayalım. Bir 1 noktası A, B'nin orta noktasıymış. Bir baktım bunun da orta noktası. Peki soruyorum A, B acaba burada mı? İkisi de 1. bölgede olma şansı var mı? Yok. Neden? Çünkü 3 demek kök 9 demek. Ama burası A, A, A kök 2 kök yani kök 8. Kök 9, kök 8'den daha büyük yani şuradan daha büyük olacak ortalayacak. Demek ki 2 e, ve 4. bölgede olmak zorundadır. Şimdi iki doğru arasındaki açıya geldik. Burası daha keyifli ve hızlı geçecek. Bak şimdi izle. Eğer eğimler tanıdıksa yani sen eğim açılarını bulabiliyorsan. Mesela eğimi kök 3, 60 derece. Eğimi 1, 45 derece öyle düşün. Peki e, bulabiliyorsan dikkat et. Buradan bunu çıkarırsan burayı vermez mi? İki iç açının toplamı biliyorsun ki neyi veriyor? Bir dış açıyı. O zaman karşıya atarsam şuradaki teta'mız beta x alfa olur. Yani eğim açılarını çıkardığın zaman aradaki açılardan birini bulursun. 180'e tamamlarsan da bu da çünkü aradaki açı onu bulmuş olursun. O zaman dar ya da geniş demek zorunda. Gel bakalım. Şimdi bunun eğimi nedir? Bunun eğimi kök köküçtür. Peki yaptığı açı nedir? 60'tır. Harika. Bunun eğimi nedir? 1'dir. Yaptığı açı nedir? 45'tir. Peki çıkartırsa çünkü tanjant neyin tanjantı 1'dir? 45'in neyin tanjantı köküstür? 60'ın. Büyükten küçüğü çıkar. Çıkar 15. Çünkü şöyle düşün bak orayı iyi anlamanı istiyorum. Bir tanesi 45 bir tanesi 60 yapıyor. Şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle. Şuradaki 60 buradaki 45. 60 eksi 45 aslında burayı buluyorsun. Birbirinden çıkararak bu açıyı buluyorsun. 15 de cevap olabilir 165 de. Çünkü 180 e tam da ikisi de aradaki açıdır. Şıklara bakıyorum dar açı demiş. Dar açı deyince 15 e alacağız. Cevap da o zaman A seçeneği olacaktır devam. Bunun eğimi nedir? Eğimi 1'dir. Neyin eğimi 1'dir? Hangi eğim açısının? 45'in. Bunun eğimi nedir? Eksi köküç. Neyin tanjantı eksi köküçtür? 120'nin. Harika. Büyükten küçüğü çıkar. 120'den 45 çıkar. Kaç geldi? 75'te cevap. 105'te. Bize ne demiş? Geniş açı. O zaman ne alacağız? 105'i alacağız. E seçeneği. Gerçekten bir tanesi şöyle 120 yapıyor. Öbürü 45 yapıyor. Şu 45, bu 120. 120 eksi 45 şu açıyı verdi. 75. 105'te cevap. Dolayısıyla çıkararak bulabiliyoruz. Güzel. Peki bunun eğimi kaç kök3? Yaptığı açı kaç? 60 derece. Peki bunun eğimi bir saniye. Y eşittir 5 sorusu eğimi 0 ona girmeyelim. Y eşittir 5 nasıl bir doğru onu düşün. Y eşittir 5. Y'yi 5'te kesiyor. O zaman bu neyimiz 0'dır. Demek ki bu 0 derece. Çıkarırsan kaç geldi? 60 derece. Peki dar açı sormuş. 60 derece. Harika. Devam ediyoruz. X eşittir 4. X eşittir 4. Bu eğimi tanımsız. Ama X eşittir 4 90 derece yapar. Demek ki bu 90 derece yapıyor. Peki bunun eğimi eksi kök 3. Bu kaç derece yapar? 120 derece. Çıkar birbirinden. 120'den 90 Büyükten küçük çıkar 30 derece geldi. Ya da 150 derece. Bize ne sormuş? Geniş açı. O zaman ne alacağız? 180 tamlayanı 150 dereceyi almış olacağız. Devam. Şimdi eğer eğimler tanıdık değilse yani 3, 5 çıkarsa ne yapacağız? Bu sefer şöyle yapacağız. Bu sefer buradan bunu çıkaracağız. Peki bundan bunu çıkarırsak beta eksi alfa teta'yı veriyor mu? Veriyor. O zaman ben tanjant teta aradaki açının tanjantını alırsam tanjant beta eksi alfa olur mu? Olur. Tanjant beta eksi alfa açılımını hatırlıyor musun trigonometride? Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta tanjant alfa. Bunu trigonometride göreceksin. Peki tanjant beta bunun eğimi? M2. Tanjant tarafı da bu neyim? O zaman m2 eksi m1 bölü 1 artı m1 çarpı m2 eğimleri tanıdık olmayan iki doğru arasındaki açının tanjantını veren formüldür. Ama sadece teta değildir. 180 eksi teta da aradaki açı olur. Bak şimdi. Mesela bunun eğimi nedir bakalım. Bunun eğimi y eşittir eksi 3x artı 5. Bunun eğimi eksi 3 geldi. Bunu y'ye yalnız bıraktım. 2x artı 52 geldi. Bunun eğimine geldi 2 geldi. Güzel. X3 3'e 2 geldi. Arada geç ama kaç derece yapıyor? Demin yapıyorduk ya. Yaptı açı kaç, yaptı açı kaç yapamıyorum. O zaman diyorum ki aradaki açının tanjantı M1 eksi M2. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2. Eksi 5 bölü eksi 6 eksi eksi 5'ten 1 geldi. Aradaki açının tanjantı 1 geldi. O zaman o açı ne gelecektir? 45 olacaktır. Ama iki doğru arası da iki açı vardır. 45 de cevap, 135 de cevap. Bunu unutma. Bulduğun değerin 45'i, zaten sana şunu söyleyeyim. Hocam ben burada bundan bunu çıkarsam ne olur dersen sen eksi 1 bulursun. Ve dersin ki ben 135 buldum, ben 45 buldum. Fark etmez ki. İkimiz de doğru cevap buluyoruz. Çünkü ikisi de doğru arasında 45 de olur, 135 de olur. Soruyu okumamız lazım. Dar açı demiş. Dar açı dediği için 45 cevaptır. Şimdi buraya baktığımda aradaki açıları aynı. O zaman bana şu ikisinin arasındaki açının tanjantını bana söyler misin? Bunun eğimi 3, bunun eğimi 2, bunun eğimi de m. O zaman 3 2, m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2. Yani oraya göre m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 güzel. Eşittir. Bu ikisinin arasındaki açı da aynı ama burada şöyle gideceğiz. Bundan bunu çıkarak başlayalım. Yine bundan bunu çıkarak devam edeceğim. Yani 2 eksi m 2 eksi m bölü 1 artı 2 m bu. Aradaki açı. Çıkarıyoruz eğimlerini bölü 1 artı eğimleri çarpımı. Çıkarıyoruz 1 artı eğimleri çarpımı. Ve yukarıdan aşağı çıkararak geldik. Peki. Burası 1 bölü 7 eşittir 2 eksi m bölü 1 artı 2 m. İşler dışarı yapalım. 1 artı 2m eşittir 14 eksi 7m. Atarsam 9m eşittir 13'ten. M'imiz 13 bölü 9 geldi. Cevap da C seçeneği olacaktır. Noktanın doğruya uzaklığı. Şimdi bir noktanın bir doğruya uzaklık formülünü beraber yapalım. Şöyle yapacaksın. Denklemi önce eşit sıfırlı yapacaksın tamam mı? Eşit sıfır. Yani y eşittir 2x ise bu tarafa al eşit sıfırlı yap. Sonra noktanın x'ini x1'ini x yerine y1'ini de y yerine yazacaksın. Yazalım. ax1 artı by1 artı c ama eşit sıfır almayacaksın. Bölü kat sayılarının kareleri toplamının karekökü. Bak karışık gelmiş olabilir ama var ya yapa yapa çok kolay öğreneceksin noktayı burada yazacaksın eşit sıfır almayacaksın bölü kat sayılar kat sayılar kat say kat say kat sayıların kareleri toplamını kare kökü yapacaksın o zaman gel yapalım bu noktanın bu doğruya uzaklığı hatta çizeyim bak 3 4'ün 3x artı 4y eksi 10 eşittir sıfıra uzaklığını soruyor x yerine 3 y 4 yazacaksın 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 4 eksi 10 mutlak değer bölü kat sayıların kareleri toplamının karekökü. Bak 3, 4, 5, 5, 12, 13 özel veriyorlar ama farklı da gelebilir Pisagor işlemi gibi yapılıyor. Peki 9 25'ten 10 çıkarsa 15 bölü 5'ten kaç geldi? 3 geldi. Cevap D seçeneği oldu. Devam. Şimdi bu noktanın 2,5'in 3x eksi y artı 1 eşittir 0'a uzaklığı ile x eksi 3y artı kaçtır 0'a uzaklığı eşitmiş. Hadi gel yapalım. Buna uzaklığı hop hop yerine yazacağız. 3 çarpı söyle 2a eksi y yerine 5 yazıyoruz. Artı 1 eşit 0 almıyoruz. Bölü kat sayıları. 3'ün karesi artı eksi y'nin katsayısı eksi 1'dir. Eksi 1'in karesinin hop kare kökü. Eşittir. Şimdi buna uzakla bakalım. X yerine 2, Y yerine 5 yazıyoruz. Yazalım. 2 eksi 3 çarpı 5 artı K. Mutlak değer unutma. Mutlak değeri unutma. Eşit 0 almıyoruz. Mutlak değer içine yazıyoruz. 2 eksi 3 çarpı 5 artı K bölü. Evet. Kat say kat say. O da 1'in karesi artı eksi 3'ün karesinin kare kökü. Düş, düş, gitti. Burası 2 geldi. 2 eşittir. Burası k eksi 13 geldi. k eksi 13. Buradan k'mız k eksi 13 2 olabilir. k eksi 13 eksi 2 olabilir. k'mız buradan 15 olabilir. k'mız buradan 11 olabilir. Bize diyor k'nın alacağı değerler toplamı nedir? 15 artı 11'den 26. Cevap da a seçeneği olacaktır. Ne yaptık? Şunu yaptık noktayı denklemde yaz eşit sıfır alma bölü a kare b kare ama mutlak değeri unutma. Noktayı burada yaz bölü a kare b kare mutlak değeri unutma. Eşit dedik ve soruyu çözdük devam. Şimdi burada bu noktanın bu doğruya uzaklığı bir birim olduğuna göre c'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? x yerine 1, y yerine eksi 1 yazacağız. Yani 12 çarpı 1 artı 5 çarpı eksi 1 artı c eşit sıfır almıyoruz. Mutlak değer bölü Katsay katsay 12'nin karesi artı 5'in karesinin kare kökü. Yani 13 gelecek. Eşittir 1'dir. Güzel. Yukarısı ne geldi? 12'den 5 çıktı 7. 7 artı c'nin mutlak değeri bölü 13 eşittir 1. Buradan 7 artı c'miz mutlak değeri kaç geldi? 13 geldi. O zaman 7 artı c 13 olabilir. 7 artı C eksi 13 olabilir. C'miz buradan 6 olabilir ya da C'miz buradan eksi ise eksi 20 olacaktır. Bize çarpımı demiş eksi 20 çarpı 6'dan kaç gelecektir? Eksi 120 gelecektir. Cevap da o zaman B seçeneği olacaktır. Kolaydı. Şimdi buraya bakalım. Bu doğru bu karemiz var. Karemizin bir köşesi 6'ya 1. Ve bize karenin alanını soruyor. Keşke bu noktanın bu doğruya uzaklığını bulabilsem. Peki bu doğru denklemini yazabilirim. x bölü 3 artı y bölü y kestiği nokta 4 eşittir 1. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsem 4x artı 3 y eşittir 12. Karşıya attım. İşte sana o doğrunun denklemi. Bu noktanın bu doğruya uzaklığı. 6 x yerine 6 y yerine 1 yazacağım. 4 çarpı 6 artı 3 çarpı 1 eksi 12'nin mutlak değeri bölü katsay katsay 3 4 5. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökü. Devam edelim. Buradan kaç geldi? 24. 3 daha 27. 12 çıkarsa 15 geldi. Bölü 5'ten 3 geldi. O zaman şu uzunluğum 3 geldi uzaklığım. Bir kenarı 3 ise alanı 3'ün karesinden 9 geldi. Cevap da D seçeneği oldu. Doğru denklemini yazdım. Noktanın doğru uzaklığını buldum ve karesini aldım. Bitti. Şimdi bu iki doğruya da eşit uzaklıkta olan noktaların belirttiği doğrulardan birinin denklemi aşağıda hangisidir? Eşit uzakta olan nokta Şimdi doğrunun birisi 2x artı 3y artı 4 eşittir 0. Diğeri 3x, 3x artı 2y artı 1 eşittir 0. İkisine de eşit uzakta diyor. Yani şuradaki nokta düşün. Hem buna hem buna eşit uzaklıkta. Hem buna hem buna eşit uzakta. Aslında ne oluyor bu bunun? açı ortay oluyor değil mi? Açı ortay doğrusu oluyor. Ama kritik olan ne? X'e de eşit uzaklığı sonuçta. Peki bunun, bunu uzaklığını söyler misin? X, burada yerine yaz. Yazalım şurada yazalım hatta. X, burada yerine yaz. Yazalım. 2X artı 3Y artı 4 mutlak değer bölü 2'nin karesi 3'ün karesinin karekökü eşittir buraya. Bunu da burada yerine yazalım. 3x artı 2y ye, x yerine x yerine y yazdım. Artı bir mutlak değer bölü 3'ün karesi artı 2'nin karesinden kare güş, güş gitti. Peki gidince ne oldu? İki tarafta mutlak değer olduğu zaman şöyle yapılır. Önce normal birbirine eşitlenir. 2x artı 3y artı 4 eşittir. 3x artı 2y artı 1. Bu 1 bu. Diğeri 2x artı 3y artı 4 eşittir. Eksi 3x eksi 2 y eksi 1. Yani bir de eksilisine eşit diyoruz. Mutlak değer. Burada 2 e, y'yi buraya atarsam 1 y kaldı. 2 x'in 3'ü eksi x geldi. Bunu da atarsak artı 3 eşittir 0 da olabilir. Çünkü ne demiş? E, doğrulardan birinin denklemi. Burada yaparsak 5 x artı 5 y artı 5 eşittir 0. Hatta 5'e bölelim. x artı y artı 1 eşittir 0 olabilir. Şıklara bakalım hangisi var? Hangisi? Sanıyorum şu y'yi yalnız bırakalım az x eksi 3 oldu. Bak o var. Dolayısıyla bir tanesini bulduk. Hocam ama burada bir doğru var. Nasıl iki denklem buldunuz? Çünkü bu tarafa doğru da yine eşit olacak şekilde bir açı ortay daha doğrumuz var. Dolayısıyla eşit uzaklık noktaların kümesi açı ortay doğrusudur. Yerine yaz böyle, A kare B kare A kare B kare dedim. İki tane çıktı mutlak değerden ve ikisi de açı ortay oldu. Ve dolayısıyla biz hangisini gördük? Onu gördük. İşaretledik. Devam. Diğeri yok zaten. X artı y artı bir. Diğerlerini de bulamazsın. Peki devam. Şimdi iki doğru arası uzaklık. Öncelikle iki doğrusu uzaktan bahsetmek için paralel olması lazım. Kesişirse sıfır der geçersin. Ama iki doğru paralelse uzaktan bahsedebilirsin. O zaman paralelse ben bunların kat aynı yapabilirim. Aynı çünkü sadeleştiririm 2 ile çarparım bir şekilde aynı yaparım. Yaptıktan sonra sabitlerini çıkarıyorsun bölü bak aşağıya ne olur unutma ne diyeceğiz aşağıya katsayıları yani a kare artı b kare hadi gel yapalım. Şimdi şu doğru x eksi 2'ye eşittir 0 x eksi 2'ye artı 5 eşittir 0 uzaklığı soruyor. Kat sayıları aynı mı? Aynı. Sabiti 0 bunun sabiti 5. 5 eksi 0 bölü kat sayılar. Bunun katsayısı 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin kare kökü. 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin kare kökü. Buradan 5 bölü kök 5 eşlenikle çarparsak 5 kök 5 bölü 5'ten çat çat kök 5 geldi. Tekrarlıyorum. İkisi arası uzaklık kat sayıları aynı olduğu zaman sabitleri farkı bölü. Çünkü bu sabit 0 yok bölü kat kareleri toplamının karekökü. Tabi çıkarırken burası mutlak değerde pozitif çıkması lazım. Ve cevap kaç geldi? Kök 5. Öğreneceğiz bak devam. Şimdi bu karenin bize nesiz olmuş alanını. Demek ki bu karenin ben bir kenarını bulayım ki sonra alanına geçeyim. Peki kat aynı değil. O zaman ne yapayım? Bunu 2'ye bölüp ya da bunu 2 ile çarpayım. Hadi bunu 2'ye böleyim. Bölelim. 3x eksi 4y artı 11 eşittir 0 artık burada kullanabilirim. Aynısı. Ve kat sayılar bak ikisine de aynı geldi. Şimdi sabitleri çıkarıyoruz. X eşittir. 21 11 mutlak değer bölü kat sayılar. 3, 4 harikasın. Kare kökü. Buradan 10 bölü 5'ten 2 geldi. Burası 2 ise 2'nin karesinden burası kaç geldi? 4 geldi. Cevam da C seçeneği olacaktır. Buraya baktığımda uzaklık zaten bize ne bir teğet olduğu için 90-90. Zaten paraleller uzaklık aynı zamanda neyi verecek bize? Bunun çapını verecek. Peki bunu 2'ye bölelim. 2'ye bölersek 3x eksi 4y eksi 5 eşittir 0 güzel. Şimdi sabitleri çıkarıyoruz. 5 eksi eksi 5 mutlak değer bölü katsay katsay 3 4 harikasın 5. 10 bölü 5'ten 2 geldi. Burası 2 ise 1, 1 böler. Bana ne sormuş? Bu dairenin alanı. Dairenin alanı pire kareden pi 1'in karesinden pi geldi. Cevap da o zaman B seçeneği oldu. Doğrunun ayırdığı bölgeler. Şimdi bunu matematikte de bir kısımda değiniliyor. Ama dediğim gibi burada da pekiştirmek istedim ve buraya da koydum. Ve sorularında da var. Şimdi doğrunun ayırdığı bölgelerde şöyle yapıyorsun. Burada eşitsizlik var ya. Sen onu önce eşit kabul ediyorsun. Doğrunun grafiğini çiziyorsun. Çizerken Küçük eşit, büyük eşit varsa düz çiziyorsun. Küçük büyük varsa kesikli çiziyorsun. Çizdikten sonra özel bir nokta seçiyorsun 0 0 gibi. O nokta o eşitsizliği sağlıyorsa o noktanın olduğu taraf sağlamıyorsa diğer tarafı tarıyorsun. Bu kadar. Şimdi adım adım ilgilenelim. Önce bunu eşit kabul edelim. 3 x eksi 2 artı 12 eşit 0. O zaman x'e 0 verirsem ne geldi? Eksi 2 artı 12 eşit 0'dan. Y kaç geldi? 6 geldi. Y eşittir 0 verdiğimde burada 3x eşittir x 12'den x kaç geldi? x 4 geldi. Şöyle çizdiğimde y'yi 6, x'i eksi 4'te kesen şöyle bir doğru. Ha Küçük büyük eşitlik yani içi eşitlik olduğu için düz çiziyorum. Eğer sadece küçük ya da büyük olsaydı bunu kesikli çizecektim. Dahil olmayacaktı. Peki bunun bir tarafını taramam lazım. Neresini? Burada özel bir nokta alıyorum. 0'a 0. Hadi bakalım burada verelim. 0'a 0 verdiğinde şuraya baktığımda sıfıra sıfır verdiğimde 12 büyük eşit sıfır geldi. Olur mu? Doğru mu bu? Doğru. 12 sıfırdan büyük. O zaman doğruysa sıfır sıfırın olduğu tarafı tarıyorsun. Şimdi bakalım oraya hangisi de var bu? 6 x 4 ve 6 taramış ve dahil. Cevap C seçeneği olacaktır. Ha ben bunu kendim çizdim. Sen bakarak da 6 x 4'ten geçen hangileri var? 6 x 4'ten geçen bu olmaz. Bu olmaz. Bunlar var. Peki eşitlik var mı? Var. O zaman kesikli. Bu olmaz. Ya bu ya bu. 0 0 koyduğunda sağladı mı? Sağladı. O zaman sizin olduğu taraf var diye kendinde de yorumlayabilirsin. Daha öğreneceğiz. Sakin ol. Şimdi buraya baktık. Önce bunu ne kabul ediyoruz? Eşit kabul ediyoruz. X'e 0 verirsem 4y 12'den y kaç geldi? 3 geldi. Y'ye 0 verdiğimde çat 2x 12'den x'imiz eksi 6 geldi. Y'yi 3'te x'e eksi 6'a kesecek bak. Y3 x'e eksi 6. Y3 x'e eksi 6 bu olmaz. Y3 x'e eksi 6. Y3 x'e eksi 6. Y3 x'e eksi 6. Y3, x, 6. Güzel. Gayet güzel gidiyoruz. Sonra eşitlik var mı burada? Yok. O zaman düz çizilmeyecek. Bu da gitti. Bu da gitti. Kesikli çizilecek. Peki 0 0 koyduğumda. Eksi 12 küçük 0 doğru mu? Doğru. 0 0 olduğu taraf taranacak. 0 0 olduğu taraf taranmış cevap C seçeneği olacaktır. Ne yaptım? Önce eksi 6 ve 3'ten geçecek. Eşitlik olmadığı için kesikli olacak. 0 0 sağladığı için de aşağısı taranacak diye yaptık. Devam. Şimdi bunu beraber çizelim öncelikle. Gel beraber çizelim. O bölgenin alanını soruyor. Önce buna bakalım. X'e 0 verdiğimde Y'si kaç geliyor? 0 2 y 4'ten Y'miz 2 geliyor. Önce eşit kabul ettim. Sonra Y'ye 0 verdiğinde ne oldu? X'imiz 4 geldi. Şu an eşitmiş gibi kabul ederek yapıyorum. Tamam. O zaman bu Y'yi 2'de X'i 4'te kesen bir doğru. Eşitlik olduğu için düz çizdim. Harika. Neresini tarayacağım? 0'a 0 verdiğimde eksi 4 küçük 0 doğru olduğu için alt tarafını tarayacağım. Güzel. Şimdi gelelim diğerine. Diğerini de farklı renkle yapalım. Şimdi burada ne diyor? X'e 0 verelim. Sıfırsa 3 y 6'dan çünkü eşit 0 kabul ettim. 3 y 6'dan y 2 geldi. Y'ye 0 verdim. 0 isem x'imiz de eksi 6 geldi. O zaman x'imiz eksi 6. Y'imiz 2. Şöyle bir doğru. Ve eşitlik olduğu için düz çizdim. 0 0. 6 büyük 0 doğru olduğu için onun da orijin tarafını taradım. Şöyle taradım. İkisinin ortak olan yer şurası. Burayı ben nasıl bulacağım ki? Sonsuza gidiyor. Ama bir de ne demiş? Y büyüktür 0. Y'nin 0'dan büyük olduğu yer üst taraf. Üst taraf. O zaman onu da maviyle göstereyim. Üst tarafını da alırsam 3'ünün de ortak olduğu yer neresi oldu? Şuradaki üçgen oldu. Tabanı kaç? 6 ile 4 10 geldi. Yükseklik 2 geldi. Alan da 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 geldi. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacaktır. Eşit sıfır kabul et, kestiği noktaları bulur. Eşit sıfır kabul et, kestiği noktaları bulur. Eşitlik varsa düz çiz, sıfır sıfır koy, sağlıyorsa o tarafı sağlıyorsa diğer tarafı yap. Ondan sonra da o bölgenin alanını bul. Gayet temeldi. Devam. Şimdi y büyük eşittir 3x. Şimdi bak y büyük 3x. Burada y eşittir 3x orijinden geçen bir doğrudur. Y büyük eşit 3x dediğinde bunu neresini tarayacağım dersen şimdi orijini koyamıyorsun burada. O zaman sen başka bir şey koy. Al. Bire 0'ı koy x'i 1, y'ye 0 ver. 0, birden büyük mü? Değil. O zaman bu doğru taraf değil. Bak böyle diyebilirsin. Ya da soru bağırıyor. Y büyüktür x'ten. Y büyüktür x'ten. Neresi? Y büyüktür x'ten. Y'nin olduğu büyük olduğu yer. Mesela öyle düşünebilirsin. Sonra e, x çarpı y küçük eşit 0. Bu ne demek? Bak bu farklı. X çarpı y. Çarpımı negatif demek. Ya 0 da olabilir ama negatif de demek. Peki bu neresi? Bura bölge çarpımı negatif olduğu yer. Burası olmaz ki. Nerede olur çarpımı negatif olan yer? Ya şurası olur eksi artı ya da artı eksi şurası olur. Peki hem mavi hem kırmızı ikisinin de belirttiği bölge neresi olacaktır? İkisi de belirttiği bölge. Gördüğümüz gibi sadece şurası olacaktır. Şöyle baktığım zaman zaten orası sadece B'de var. O bölgeli bunda üst tarafı olmuş oluyor. Ve dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Devam. Evet bu soruda ne diyor? A ve B noktaları bu doğrunun farklı taraflarında. Doğrumuz bu diyelim. Kx artı y eksi 6 eşittir 0'ın farklı taraflarında ama hangi farklı bilmiyoruz. Peki ben şöyle gitmek istiyorum. 1,2 Kx artı y eksi 6 eşittir 0'ın üzerinde olsa sağlar değil mi? X yerine 1, y yerine 2 yazdığımda ne olur? K artı 2 eksi 6 eşittir 0 olur. Ama eşit sıfır olamaz ki. Olamaz. Neden? Üzerinde değil çünkü farklı tarafında. Ya küçük sıfır ya büyük sıfır. Farklı tarafında bir tarafında ama ne tarafında bilmiyorum. Peki 3,4. Yine bunun üzerinde olmasını bir deneyelim. X yerine 3 yerine 4 yazalım. 3K artı 4 eksi 6. Eşit sıfır olamaz. Bu da çünkü doğrunun bir tarafında. Ama şunu düşünüyorum. Eğer üstteki nokta küçük sıfır şekilde sağlıyorsa diğerinin büyük sıfır olması lazım. Ya da yukarıdaki burası k 4 yapıyor. Büyük sıfır olursa aşağısı 3 k 2 yapıyor. O da o zaman küçük sıfır. Yani biri büyükse biri küçük. Anlatabiliyor muyum? Biri buradaysa biri burada olması lazım. Ya da bu buradaysa bu buradaysa da bunun burada olması lazım. Biri büyükse biri büyük küçük. Umarım orayı anlatabildim. Peki birinin büyük birinin küçük olması demek ya da birinin küçük birinin büyük olması demek şöyle tamamlayabilirim. Demek ki k-4 ile 3K eksi 2'nin çarpımının sıfırdan küçük olması anlamına gelir. Yanlış mıyım? 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 artı fark etmiyor. Peki bunu nasıl çözerim? Şöyle kökler var. Şurası K eksi 4 çarpı 3K eksi 2. Köklerim ne? Bununki 4. K 4. Bununki de K'mız 2 bölü 3. 2 bölü 3'e hop 4. Peki katsayıları artı olduğu için artı eksi artı süper. Peki şimdi kritik olan yer. Ben ne istiyorum? Küçük sıfır olmasını. Bu ikinci derece eşitsizliklerde görülen bir özellik. Burada takılıyorsan o konuyu iyi öğrenmen gerekiyor. Peki buradaki değerlerin hepsi olur. 2 bölü 3 birden küçük. 1 burada, 2 burada, 3 burada. 3 tane değer alır. Kaç tam sayı değeri vardır? 1, 2, 3, 3 tane tam sayı değeri vardır. Ne yaptım? Bu noktayı yerine yazdım. Sonra diğerini yerine yazdım. Bu küçük sıfır yaparsa diğeri büyük sıfır yapmalı ki diğer tarafında olsun. Ya da bu büyük o öbürü küçük sıfır yapmalı. Bunların çarpımının küçük sıfır olması gerekiyor. O zaman ne yaptık? De i̇şte eşitlikle baktım ve 3 tane değer buldum. Cevabı da buldum. Ve böylelikle kolay, orta, zor, zop zor sorularla analitiği içim sinerek güzel bir şekilde sana anlattım. Şimdi sen sabrederek güzelce çalışarak mantığını güzelce kavrayarak sorular bol bol çöz sana güveniyorum diğer konularda görüşmek üzere.